Evet, şimdi valla tartışmaya birazcık açık bir durum var sanki, bilmiyorum. Bunu biraz konuşmak isterim ki kendisine çok da saygı duyuyorum aslında, ama Özdemir Erdoğan yeni nesil popçuları, tavırları, dansları şöyle bir Silindir. bir geçmiş üzerinden Ama yani. yapmadığı şey değil, yapıyor zaten. Genel Ara olarak. ara, evet, kendilerine mikrofon uzatılınca arada bir hatırlanıyor ve mikrofon uzatılınca konuşuyor. Diyorsun. Evet. Sözü var diyorsun. Ne demiş? Ülkemiz büyük bir kültürel savaş veriyor. Müzikte veriyoruz bunu. Aleyna Tilki gibi yeni nesildeki kızlarımız da emperyalizm tarafından kullanılıyor. Tilki ve benzerleri rol model olarak topluma sunularak yeni nesilde yozlaşma amaçlanıyor. Ah, yoruldum okurken. Ne de gerek var? Yani Özdemir bir abi, ne derdi var gerek var? Özdemir İkinci Bahar. Erdoğan Bey'in. İkinci Bahar dediğin ne zaman yapıldı mesela? Bundan... Hani sen hatırlamıyorsun. 70'ler mi, 80'ler Ben mi? hatırlamıyorum. Ben İkinci Bahar diye program yapmıştım İkinci zaten. Baharı yaşıyor ömrüm falan değil mi yani? Aynen, La tabii canım. sağ, ne, soldan gir, miden gir, la, lo, Sezen Aksu'yla düeti vesaire. Evet. Yani tabii anladığım kadarıyla söyleyecek çok sözü olabiliyor bazen, özellikle hani bazıları röportaj için gittiği kapısına dayandığı zaman konuşuyor. Evet, O konuda 87'ymiş canım. Öyle mi? Evet. 87. Ha, dün gibi Ebru. Yok valla, ben hatırlamıyorum. Dün gibi. Valla yani şimdi herkes her sözü söylüyor. Şimdi özellikle hani yurt dışına açılamayan, neden açılamadığımızı özellikle pop ya da sanat dünyasında söylüyor. Kendine göre alternatifleri de var. Yani şu yüzden açılamadık diyor. Emperyalizm diyor vesaire. Böyle büyük 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 cümleler, ama Yozlaşma diyor, taklit Türk pop diyor. müziği tamamen taklit diyor. Özgünlük yok diyor. %100 taklit günümüzde, kıyafetinden müziğine kadar. Birisi bir Şimdi şey yapıyor, ertesi gün biz kendi burada görüyoruz diyor. Özgün bir durum yok diyoruz. Özellikle sahne sanatlarımızda, evet. şarkıcılarımızda. Şimdi kendi dönem pop müzik kültürüne baktığımızda bir Ajda Pekkan gerçeği var ki bize batıdan da çok ciddi eserlerle ve coverlarla hayatımıza girmiştir ve biz hepimiz bayıla bayıla dinlemişizdir. Evet. Şimdi Ajda Pekkan'ın Aynı kuşak bu arada onlar. tabii ki hani özgün olmayışından ya da bize getirmiş olduğu feyzi nasıl görmezden gelebiliriz? Birçok sanatçıya günümüzde hala bugün sahneye çıktığında Aleyna Tilki'sinden işte en genç sanatçısına kadar kesinlikle ilham veren bir İşte sanatçıdır. onlar da emperyalizm tarafından kullanılıyormuş. Öyle büyük büyük komplo teorileri var. Ya kendi de yurt dışına açılamadı ki. Ya mesela bu cümleleri, bu büyük cümleleri ne bileyim Zülfü Livaneli'den duysam, ne bileyim Selda Bağcan'dan duysam, Sezen Aksu, Eurovizyon'da birinci oldu, Sertab Erener'den dursam bir kale Tabii ki. alınacak bir durumu olabilir. Ha yine kendi görüşünü ortaya koydu. Evet. Nihayetinde bir de ödülü var vesaire vesaire falan filan da. Yani Özdemir Erdoğan söyleyince bana çok cılız geliyor. Yani Arada bir çıkıp böyle kafasını uzatıp bak emperyalizm var bilmem ne, yerli milli olacağız falan. Zaten işler eğer bunca zaman buraya gelindiyse bu taşları öğrenlerden biri de sen zamanda Evet. itiraz etseydi kardeş biz ne yapıyorsunuz diye. Şimdi Özdemir Erdoğan tabii ki geçmiş, yani geçmiş de demek istemiyorum aslında, günümüzde hala bunu söylerken, var olan eserleri de varken ünlü bir bestekarı. Tamam, bunu anlıyoruz, ama dünyaya açılmaktan bahsedildiğinde Selda Bağcan'ın dünyanın en ünlü gruplarıyla yapmış olduğu düetler, şarkılarının Avrupa'da o kadar biliniyor altyapısının, ki. bizim müziğimizin o kadar kullanıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi tam bir tarafta bazı belki müzik türlerini eleştirebilirsin. Fazıl Say söylesin mesela bu sözü. Ben o zaman kale alırım. Anladım ne demek istediğini. Yani uluslararası anlamda isim yapmış Evet. insanlardan gelirse bu söz, Sezen Aksu dahil, Livaneli dahil, Tabii. dediğin gibi Selda Bağcan dahil, o zaman bir durup düşünmek lazım. Ama Özdemir Erdoğan söyleyince yine çıkmış konuşmuş havası oluşuyor bende. Ya isim söyleyince zan altında kalıyorsun ya. Şimdi Aleyna Tilki kendi yaşıtları arasında Türk pop müziğinden, türkülerimize, halk müziğinden birçok varyasyonda şarkıları güzel söyleyip uyarlayan bir Ya bu tür arkadaşımız. Yani şeylerde Aleyna Tilki sembol, biliyorsun neden değil mi? acaba? Günümüzdeki popu öyle bir eleştireceksen Aleyna'dan başlıyorsun. Çünkü Evet. çok başarılı Çok kız. başarılı. Yani Söyleyecek çıtayı hiçbir şey çok yok yani. yükseltti ve dolayısıyla bu yaşta hem de kimseyi takmıyor mesela. Aynen. Evet. Dolayısıyla birisi bir laf ediyor Alisinden Velisine, Aleyna Tabii. diye başlıyor. Kız başarılı. Tabii. Ha bir de şimdi bakıyoruz dünyadaki o sanatçıların yapmış olduğu büyük şovlar, işte en son Beyoncé konserinden bahsettik. 579 milyon dolar harcadı yapmış olduğu en son dünya turnesinde. Kazandı. Evet.
kazandı ve hani o sahnede neler yapılmış, yani bundan kim feyz almış? Hande Yener bakıp ona ben tabii de böyle canım bir sahne istiyorum demez mi? Bunlar gayet hiç Güney normal Kore'sinden şeyler. İtalya'sına ne bileyim Arjantin'e kadar herkes bir bakar, ha biz de bunun gibi bir şey yapalım der yani. Aynen öyle. Keşke işte bunda bu konuda bak 87'de diyorsun ne ikinci bahar. Evet. Bu zamana kadar 30 yıl 40 yıl vesaire geçmiş. Keşke çok önemli şeyler yapsaydınız da sizler eski nesil olarak, evet, bu genç arkadaşlarımız sizi örnek olarak alarak bugünlere gelseydi. Hı. Ama işte o konuda da çıkıp konuşmak çok kolay. Herkes de görüşünü yansıtabilir bu durumda. Yansıtabilir ama desteklediği yani, de birileri ben olsa ben mesela Aleyna Tilki'den bir cevap beklerim. Ha belki vermez. Aleyna ama bana ne der geçebilir zaten. Yani. Ha. Çünkü önüne gelen Aleyna'ya bir şeyler söylüyor. Ya yine mi benim hakkımda konuşmuşlar? Bu kimdi diye. Canım benim. Yani şimdi tabii ki o da her şeyin olur farkında. Olur öyle peki. Özdemir Erdoğan abimizi ellerinden öpüyoruz. Sevgi selam olsun. Hadi bakalım. Evet. Peki biraz da desteklemek mesela bu sözleri lazım. Ajda Pekkan söylemiyor. Evet. Sezen Aksu Bülent söylemiyor. Bülent Ersoy söylemiyor. Niye? Çünkü yani bilmiyorum artık. Aynen. Peki.